Evet arkadaşlar, ikinci ders videomuz olarak ağlamak konusunu işleyeceğiz. Çocuk neden ağlar, ağlamayı azaltmak için neler yapılmalıdır gibi sorulara cevap arayacağız. Ağlamak. Çocuk merkezli ailelerde herhangi bir problemle karşılaşıldığında anne ya da baba çocuğa önce hayır diyor. Çocuk bu hayırı kabul etmeyip direndiğinde ağlamaya, bağırmaya başladığında ise aile pes edip çocuğun isteğini yapmaya başlıyor. Hepimiz de alışveriş merkezlerinde, oyuncak merkezlerinde gördüğümüz gibi çocuğa bir oyuncak almadığımız zaman çocuk ağlıyor. Bu durumda neler yapmalıyız? İşte videomuzun ileriki kısımda cevaba ulaşacağız. Unutmamak gerekir ki her istediğini ağlayarak, bağırarak elde eden çocuk mutlu çocuk demek değildir. Peki çocuklarımıza sinirlenmeden, bağırmadan nasıl söz geçirebiliriz? Ağlamayı azaltmak için neler yapılmalı? Doğru davranışı kazandırmada sınır koyma yöntemi. Eğer bir sınırlılık, bir kural kitabı olursa çocuk da o kural kitabına uyar ve daha iyi, daha mutlu bir aile ortamı söz konusu olur. Arabanızla büyük ve kalabalık bir şehrin sokaklarında seyahat ettiğinizi, daha önce hiç gitmediğiniz bir adresi bulmaya çalıştığınızı, ancak kavşaklarda ve dönemeçlerde hiç levha bulunmadığını düşünün. Aradığınız adresi bulmak için kim bilir kaç kez yanlış yola girer, kaç kez kaza atlatırsınız. Doğru ve kabul edilebilir davranışlar öğrenmeye çalışan çocuklar için de durum aynıdır. Sınır koymak, çocuğun kendini emniyette hissederek hareket edebileceği alanı belirleyen yardımcı ve yol gösterici işaretleri çocuğa sunmaktır. Sınır koymanın faydası nedir? Sınırlar çocuklara korundukları ve değer verildikleri duygusu kazandırır. Aile içi kurallara uymayı, işbirliği yapmalarını, otoriteye saygı duymalarını sağlar. Çocuklara sorumluluk ve özgüven kazandırır. Hayatımızı düzenleyen kurallar nasıl oluşturulmalı? Evde hayatınızda bir takım düzeni oluşturan yapılması gereken düzenlemeler aile üyeleriyle beraber bir toplantı yapılarak belirlenebilir. Yani anne, baba, çocuk, abla, abi veya kardeş bir ortamda toplanıp bu kuralları belirlemelidir. Bu toplantıda anne, baba ve çocuk kendi fikirlerini söyleyerek uyulması gereken kuralları belirlemelidir. Belirlenen kurallar yazılı hale getirilip aile üyelerinin görebileceği bir yere asılabilir. Kurallar neden gerekli olduğu, bu kurallara uymanın herkesin faydasına olacağı açıklanmalıdır. Belirlenen kurallar yazılı hale getirildikten sonra her kuralın karşısına buna uymamanın sonucunda ne olacağı yazılırsa kurallar daha işlevsel olur. Örnek veriyorum, çocuğun kapısına asılabilir, mutfağın kapısına asılabilir, aynanın yanına asılabilir. Anne baba kurallar koyarken nelere dikkat etmeli? Bebekliğinden itibaren çocuklara sınırları ve kuralları öğretin. Kurallar önceden belirlenmelidir. Öncesinde konuşulmamış, beklenmedik istekler çocuklarda kaygı uyandırır. Kurallar mümkün olduğunca açık ve net olmalıdır. İstediğinizi dayatma yerine seçenek sunarak yapın. Çocuklar kendi seçtiklerini yapmayı daha çok sever. Çocuğa baskı altında olmadığını, kontrolün kendisinde olduğu hissini verir. Seçenek sunmak çocuğunuzun özgüvenini, doğru kararlar alma yeteneğini geliştirmesine de katkı sağlar. Örnek, uykuya gitmekte zorlanan, pijamalarını giymek istemeyen bir çocuğa "Pijamalarını giyelim mi?" diye sormadan "Kuşlu pijamanı mı, ayılı pijamanı mı giymek istersin?" diye sormak inatlaşmasını kırıp işbirliğini arttırabilir. Bir daha örnek verelim. Oyuncaklarını toplamadan kahvaltıya gelme yerine oyuncaklarını kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı toplarsın? Bu gibi örneklerde de gördüğümüz gibi çocuklara seçenek sunmak çocukların yapmayı daha çok sevmesine katkı sağlar. Ve ağlamayı, saldırganlığı da azaltır. Yapılacak işle ilgili tek seçenek olduğu zamanlarda en iyisi zamanı veya sırayı seçenek olarak sunmaktır. Örnek, televizyonu 10 dakika sonra kapat demek yerine televizyonu 5 dakika mı yoksa 10 dakika sonra mı kapatmak istersin diye sormak işbirliğini arttırır.
Çocuğunuz seçeneklerden birini seçme konusunda isteksizse, seçimini kendin yapacak mısın yoksa ben mi seçeyim diye sorabilirsiniz. Hala seçim yapmamakta direnirse, görüyorum ki benim seçim yapmamı istiyorsun deyip seçim yapabilirsiniz. Bu gibi örneklerden de anlaşılacağı üzere, ağlamayı ve saldırganlığı sınır ve kural koyma azaltabilir. Bu videonun da sonuna geldik. Üçüncü videomuzda da saldırganlık konusu hakkında bilgi vereceğiz. Üçüncü videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.